Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bu CDI motorlarda 646 motor bu arkadaşlar. Ama bu motor anonit olarak aynı olarak ilk önce 611'di, sonra EGR valfi elektronik oldu, turbo wastegate elektronik oldu vesaire derken bu motoru 646 diye yapıyor. Aslında 4 silindirli CDI motor yani. Bir de bunun 5 silindirlisi var. Yani bir tık da uzun olanı. Sistem aynı yine. Yani şu gözden bir tane daha ileride olduğunu düşün arkadaşlar. Sistem aynen. Enjektör aynı, turbosu biraz daha büyük işte vesaire. Şu kısım aynı görünüyor. Şunun boyu biraz daha uzatılmış vesaire. O da 270 oluyor arkadaşlar. Bir de 320'si var. O da 6 silindir arkadaşlar. 270'ler 5 silindir. 270 olanlar 612 ve 647. 320 olanlar 613 ve 648 motor oluyor. 320'lerin şu manifoldları farklı arkadaşlar. Yani manifold sistemleri 220 ve 270 gibi değil. Onlarınkinde bunları da klepe var. Altta motor var. O klepeler zamanla bozulabiliyor. Bu 220 ve 270'lerde olan şey. Ama 320'lerde yok. Bir de 2007 model sonrası 220 CDI'larda manifold sorunu yok. Bir de onların enjektörleri 200, yani 2007 sonrası 220'lerin enjektörleri de farklı arkadaşlar. Piezo enjektör diyeyim, ne geçiyor onlar? Zaten boş değil onlar. Delphi olması lazım. Ondan dolayı motor daha az yakıyor ve daha kuvvetli gidiyor. Mesela bu 150 beygir. 600 bunun bir öncesi işte dediğim. Biraz daha işte wastegate'i elektronik olmayan, EGR'si elektronik olmayan motor. 143 beygir. Bundan sonra çıkan 170 beygir. Sonra bunu değiştiriyorlar. İşte 651 geliyor. O da 170 beygir ama 651 tamamen farklı bir motor. 4 silindir olarak. Şimdi bizim asıl meseleye gelelim. Şimdi bu motorlarda arkadaşlar şey var. Gaza köklendiğinizde araç kendini korumaya alıyorsa, gitmiyorsa, sonra istobe çalıştır düzeliyorsa bunun sebebini size söyleyeceğim. Bunun bir tek sebebi yok. Şimdi forumlarda arkadaşlar bir dünya yazıyor, yok şundandır. Yani o sorunu, yani çeşit bu anlatacağım sorunları her birinde araç kendini korumaya alır yani. İlk önce yapmanız gereken arkadaşlar şu turbo basınç sensörü ya. Burada bak manifoldun, şurada manifold girişi var. Şimdi turbo interkolden soğuyan hava buraya geldi. Buradan motora girecek. Bak burada sensöre gelen şu hortum var. Bu hortum da yırtık olmaması lazım. Buradan çıkmış olmaması lazım. Altına geçen yerde şurada yırtık olmaması lazım. Burada hafif bir yırtık varsa bu sensör basıncı düzgün ölçemeyip aracı korumaya alır. Bu bir. İkincisi arkadaşlar, turbo şuradan buradan hava filtresinden turboya hava gitti. Turbo havayı verdi. Aşağıda interkolden soğuyan hava buraya geldi. Bakın bu hortumların hiçbirinde ne şu boğazlarda geçme yerlerinde en ufak bir hava kaçağı olmayacak. Hava kaçağı olursa aracınız kendini korumaya alır. Stop çalıştır yaparsın. Düzelir ama sıkıştırırsan araç yine kendini korumaya alır. Bu sistemde hava kaçağı varsa zaten motorun sesi de bir tuhaf gelir size. Yani şöyle söyleyeyim. Dışarıda rüzgar olur yani, evde durursunuz, rüzgarın sesini duyarsınız. Öyle bir rüzgar sesi duyarsınız yani. Bir ikincisi arkadaşlar, burada turbonun üstünde tam şurada göstereyim ben size. Elektronik wastegate var. Bu wastegate turbonun basıncını araç tamamladığında, turbo belli bir basınca geldiğinde
fazla basıncı dışarı atıp sistemdeki basıncı değerini koruyan bir valve vurur devre arkadaşlar. Şimdi o valve düzgün çalışmadığında ve o valve'i çalıştıran elektronik beyinde diyeyim ben size 12 volt bir motor var, dişlisi vesaire var, programlı. O sistemde, yani VSK sistemi deniyor, o sistemde bir sorun varsa, tamiri var, sıkıntı yapmayın, o sistemde bir sorun varsa araç yine kendini korumaya alır. Yani o VSK düzgün çalışmazsa, hani fazla basıncı, hani belli bir basınca gelip o basıncın üstünü dışarı tahliye etmezse ne yapacak? Motorun içine gidecek o basınç, araç yüksek basınç uyarısı verecek ve arızayı korumaya alacak kendini yani. Yani o korumayı almak demek gaz pedalındaki gücü alıyor araç, servise kadar böyle git diyor yani. Eski kasa, eski ilk çıkanlarda o bir elektronik beyin yok, mekanik vakumlu bir vesket var, bunlarda elektronik vesket var arkadaşlar. Turbocular onu hallediyor. Bu arabada da vardı. Ben 650 liraya, 650 TL'ye halletmiştim. Yani onun bakımını yapmışlardı, turboyu temizlemişlerdi vesaire. Git arkadaşlar, yine araç kendini korumaya aldığında şu plastik manifoldların tam girişinde klepeler var. Motor rölantiye düştüğünde her pistonda iki tane subab olduğu için subabın bir tanesini motor kapıyor. Yani oradaki altta şunun motor var, o motor o klepeyi kapıyor. 4 tanesi mesela 270'lerde 5 tane, 5'i birbirine paralel bağlı. O motor hepsini kapadığında rölantideyken motor subapları yarıya düşüyor. Motora daha az hava girdiği için yakıt tüketimini düşürmek amaçlı yapılan bir sistem. Ama kurumdan vesaire, kilometrenin yükselmesinden dolayı aşıntı yapıyor vesaire. Onlar sıkışma yapıyor arkadaşlar ya da hava kaçağı yapıyor kendi çalıştığı yerden. Ondan dolayı da motor kendini arızaya alır, istobet çalıştır, düzelir. Ama bilgisayara bağlandığında eğer ki motorda arıza varsa, yani o motor ya da klepelerde, araç bilgisayara bağlandığında M55 klepe arızası diye veriyor arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. Bir ikincisi şu rail sistemi arkadaşlar. Rail enjektörlerin basıncını ayarlayan, yani enjektörlere gidecek mazotun basıncını yani ayarlayan. Şurada başta ve sonunda sensör var ama genelde şu sensör arıza yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun, şunu değiştirdiğinizde düzelir ama kolay kolay arıza yapmaz. Mazot filtresini düzenli değiştirirseniz o sensöre bir şey olmuyor. Burada da enjektörler var. Bu enjektörlerin de basınçları zamanla düşüyor arkadaşlar ya da tıkanabiliyor enjektörler. Eskiden mazotumuz kötüydü, şimdi gerçi iyi de. Yani bu enjektörleri ben bu aracı aldığımızda sıfırlamıştım. Ben revizyon yapmıştım. Tamir oluyor. Herhangi hiç bir sorun yok. Yani parçadan dolayı bir sıkıntı yaşamazsın. Revizyonu var. Müthiş bir şekilde motorun gücü artıyor yani revizyon olduktan sonra ve gürültüsü de azalıyor arkadaşlar. Şimdi bu bir de şu EGR valve'ini görmüşken, bu EGR valve'i bu arabada elektronik yazılımsal olarak iptal. Yani EGR valve egzoz gazını şuradan şu sistem üzerinden buradan tekrardan motora veriyor ve bunun için kurum yapıyor arkadaşlar. Ben o vanayı elektronik beyin olarak, bakın, fişi takılı, iptal. Motor direkt atmosferden aldığı havayı emerek çalışıyor. İşte o aktif olan araçlarda o da kurum yapıyor. Çalışamıyor valve. Temizliyorlar vesaire ama çok randıman vermiyor. Onda da arıza olursa, sıkışma vesaire, o da aracı kendi korumaya aldırır arkadaşlar. EGR arızası diye ekranda verir. Şimdi son olarak arkadaşlar farklı bir bilgi vereyim. Bu araçların motoruna kesinlikle yarım sentetik mineral yağ koymayın. 10-40 gibi, 15-40 gibi, 20-50 gibi yağ kesinlikle koymayın. Koyacağınız yağın baş numarası 0 ya da 5 olsun. Yani 5-40, 0-40, 5-50 gibi yağlar olsun. Yani soğukta ki
akışkanlığı yağın, fazla olan yağ koyun bunu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben 5.50 ya da 5.50 ya da 0.40 tavsiye ediyorum. Bilginiz olsun. Yani motorlar 400-500 bin kilometre oluyor. Yağı kalınlaştırın. Bu mantığa gitmeyin. Çünkü hadi pistonların, yatakların arasındaki yağı kalınlaştırdınız ama bu motorda katalizör var, turbo var. Turbonun kanatçığına kalın yağ zarar veriyor. Yani ondan sonra diyorlar ki bu araçlar turbo arızası yapıyor. Yapar tabi, yani sen yağ kalınlaştırıyorsun. Turbo düzgün kendini yağlayamıyor yani. Arkadaşlar, sokaktan duyma laflarla bu işlere girmeyin diyorum. Bu motorların arızası da budur. Düzenli olarak 10 bin kilometrede bakımını yapın. Arızalarını çözün. Şu mazot hortumları da yenileyin aldığınızda. Bunlar sertleşiyor zamanla, sıcak soğuk sıcak soğuk. Zaten şurada pompon üzerine 2 tane geliyor. Bir de şu depodan gelen vesaire var. Bunları yenilersiniz. Zaten çok para tutmuyor. Mazot derdiniz de olmaz, kaçak derdi arkadaşlar. Bir de bu motorlarda mazot pompa arızası yok ki, yani pompa arıza yapar falan korkmayın. 1 milyon kilometreyi yapar. İyi seyirler.